Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Özel Güvenlik 92. dönem örnek sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. 3. bölümümüz arkadaşlar, açıklamalı bir şekilde devam ediyoruz. En çok çıkan sorulardan derledim arkadaşlar. Özel Güvenlik 2021 örnek sınav çalışmaları YouTube kanalına abone olup %100 sizlere çıkacak. Açıklamalı soruları mutlaka değerlendirin. Instagram hesabımızdan da takip ederek çıkmış özel güvenlik sorularını çözerek 2021'de kazanırım arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Birinci sorumuzdan itibaren başlıyoruz. Bir özel güvenlik görevlisi telefonla arandığı zaman telefondaki kişiden önce hangi istekte bulunmalıdır? A. Kendisini tanıtmasını istemelidir. B. Arayanın amacını bildirmesini istemelidir. C. Konuşmayı kısa kesmesi gerektiğini söylemelidir. D. Kendisinin sorumlu olmadığını söylemelidir. E. Arayanla doğrudan konuşmaya geçmelidir. Tabii ki burada öncelikle yapması gereken kendisini tanıtmasını istemelidir. Adana seçeneği doğru cevap. İkinci sorumuza bakalım. Bebeklerde bilinç kontrolü nasıl yapılır? A. Adıyla seslenerek. B. Topuğunu hafifçe vurarak. C. Her iki omzundan sarsarak. D. Omzu hafif cimciklenerek. E. Gözlerine ışık tutarak. Bebeklerde bilinç kontrolü arkadaşlar topuğunu hafif vurularak yapılır. Bursa seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuz, hangi yaranın mikrop kapma ihtimali düşüktür? Delici yaralar, parçalı yaralar, insan ısırığıyla oluşan yaralar, dikilmiş yaralar, düşme sonucu oluşan yaralar. Mikrop kapma ihtimali burada en düşük olan dikilmiş yaralardır. Denizli seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi yakın kişi koruma görevinin 4 aşamasından biri değildir? A. Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergah seçimi. B. Muhtemel tehlikenin varlığı. C. Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak. D. Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek. E. Saldırganı yakalamak ve tutuklamak. Yakın kişi koruma görevinin 4 aşamasından birisi olmayanı soruyor bize. Tabii ki saldırganı yakalayıp tutuklamak değil mi? Koruma görevinin 4 aşaması arasında yoktur. Edirne seçeneği doğru cevap. 5. sorumuz arkadaşlar yine açıklamalı bir soru. Kama düzeni nedir? Kama düzeni manganın açılım düzenidir. Manga komutanı ortada, birinci tim onun önünde ters V düzeninde, ikinci tim arkasında V düzeninde dizilir. Geniş arazi şartlarında düşman teşhisinden minimum ölçüde etkilenmek üzere kullanılan düzen kama düzenidir. Burada tabii ki arkadaşlar güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmesi de nedir? Bir kama düzeni sonucu oluşuyor. Sorulara bakalım. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek, topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen hangisidir? Saldırı, savunma, sağa sola hat düzeni, çember düzeni, kama düzeni. Evet, burada etrafını çevirmek dediğine göre arkadaşlar bir çembere almak demektir. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. Diğer soru, aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma, etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir? Hilal, kılıç, kama, satı, makas. Evet, burada da kama düzeninden bahsetmiş. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. 6. soru, baktığında hisset yöntemiyle ne yapmaya çalışılır? A. Hastada dolaşım olup olmadığına bakılır. B. Hastanın bilincinin açık olup olmadığına bakılır. C. Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır. D. Hastanın komada olup olmadığına bakılır. E. Hastanın ölüp ölmediğine bakılır. Evet arkadaşlar, bak, dinle, hisset 10 saniye süreyle yapılıyor. Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır. Evet. A, B, C, D. Evet, A, B, C.
bakılırken bak dinle hisset 10 saniye süreyle solunumu var mı yok mu? Ceyhan seçeneği 6. sorumuzun cevabı. 7. sorumuza bakalım. Evet, burada ifadelerden bahsetmiş. Yetkili amir tarafından yapılması istenen hizmetin söz veya yazıyla ifade edilmesine ne denir? Hizmet, yetki, görev, emir, sorumluluk. Tabi bakın arkadaşlar, burada bir yetkili amir tarafından bir ne yapmış? Bir görev verilmiş. Söz ya da yazılı fark etmez. Burada bir emirden bahsediyor. Bakın. Emir verilmiş. Emri yerine getirin. İfade edilmesi emirdir. Denizli seçeneği. Yetki nedir? Yetki bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkanlara göre nedir? Yapmak. Hizmet nedir? Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma hizmettir. Görev nedir? Görev bir kimsenin ya da bir şeyin yapa geldiği iş ya da kendisinden beklenen eylemdir. Evet, herkes kendine düşen görevi yerine getirmelidir. Bir şeyin iş görme yetisi işlevi nedir? Görevdir. Sorumluluk bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda bulunduğu ya da yaptığı bir iş için gerektiğinde hesap verme durumu da nedir arkadaşlar? Sorumluluktur. Evet. Hemen 8. sorumuza bakalım. Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından spor müsabakalarında yapılan aramaya ne denir? Önleme, adli, üst araması, suçüstü arama, eşya araması. Evet arkadaşlar, özel güvenlik görevlileri spor müsabakalarında içeriye girenleri ne yapıyor? Yani herhangi bir kesici, delici malzeme içeriye sokmamaları için önlem alınıyor değil mi? Burada önleme araması. Evet. Adana seçeneği doğru cevap. Dokuzuncu soru. Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir? A. Zaman yönetimi. B. Bilgisayar kullanımı. C. Eleştirel düşünme. D. İkna yöntemleri. E. Liderlik. Evet. Burada doğrudan ilgili değildir. Bilgisayar kullanımı. Bursa seçeneği doğru cevap. 10. soruya bakalım. Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler? Özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde, içkili yerlerde, bankalarda. Evet arkadaşlar, özel güvenlik görevlileri silahlı olarak bankalarda görev yapabilirler. Seçeneğimiz Edirne seçeneği doğru. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılabilen yetkilerdendir? İfade alma, parmak izi ve fotoğraf alma, olay yerini muhafaza altına alma, istihbarat toplama ve teknik takip yapma, suç araştırması yapma ve delil inceleme. Evet, burada da tabii ki olay yerini muhafaza altına alma her ikisi tarafından da nedir? Yapılır arkadaşlar. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 12. sorumuza bakalım. Temel yaşam desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapılır. B. Hasta yaralının solunumu bak, dinle, hisset. Evet arkadaşlar, hemen burada bir evet devam ediyoruz. Hasta yaralının solunumu bak, dinle, hisset yöntemiyle değerlendirilir. C. Yapay solunum yapmak için hava yolu açıklığını sağlamaya gerek yoktur. D. Kalp basısı hasta sert bir zeminde sırt üstü yatarken yapılır. E. 30 kalp basısı ve 2 solunum olmak üzere dakikada 100 bası yapılır. Evet, burada da dikkat edersek yapay solunum yapmak için hava yolu açıklığını sağlamaya gerek yoktur değil, vardır. Arkadaşlar cevap Ceyhan seçeneği doğru cevap. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından biri değildir? A. Grev hakkı. B. Tazminat hakkı. C. Güvenlik ve koruma hizmetleri dışında çalıştırılmama hakkı. D.
Lockout dolayısıyla işten uzaklaştırılmama hakkı, sendikaya üye olma hakkı. Evet, özel güvenlik görevlisinin haklarından birisi grev hakkı yoktur arkadaşlar. Özel güvenlik görevlilerinin grev hakkı yoktur. Bilginiz olsun. Adana seçeneği doğru cevap. 14. soru. Hangi hallerde özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı kanunda yer alan yetkileri kullanamazlar? A. Görev yaptığı süre içinde. B. Özel güvenlik kimlik kartı yakasında takılı değilken. C. Görev alanı içindeyken. D. Kişi ya da kişileri korumakla görevliyken. E. Geçici özel güvenlik izni verilmiş yerlerde. Evet arkadaşlar, burada da 5188 sayılı kanunda yer alan yetkilerini görevli bulunduklarında kimlik kartı yakasında takılı değilken kullanamazlar. Bursa seçeneği doğru cevap. 15. soru. Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? İtfaiyeci yöntemi, altın beşik yöntemi, rentek manevrası, kaşık tekniği, köprü tekniği. Bu soru da sık sık sınavlarda geliyor arkadaşlar. Kaza geçirmiş hasta bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarma rentek manevrasıdır. Cevap Ceyhan seçeneği doğrudur. 16. soru. Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hakim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir? A. Arama. B. Yakalama. C. Hüküm giydirme. D. İfade alma. E. Tutuklama. Evet. Kişi özgürlüğünün yoksun bırakılma nedir? Yakalamadır. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 17. soru. Koruma aracında ekip amiri aracın neresinde oturur? A. Sol ön koltukta. B. Sol arka koltukta. C. Sağ arka koltukta. D. Sağ ön koltukta. E. Arka orta koltukta. Evet, koruma amiri, yani koruma aracında arkadaşlar, koruma aracında ekip amiri aracın sağ ön koltukta oturması gerekir. Denizli seçeneği doğru cevap. 18. sorumuz. İş yeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar? A. Kişinin dokunulmazlığını. B. Kişi hürriyeti ve güvenliğini. C. Hak arama hürriyetini. D. Konut hakkını. E. Özel hayatın gizliliğini. Evet arkadaşlar, burada da iş yeri ve konut arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar? Özel hayatın gizliliğini kısıtlar. Edirne seçeneği doğru cevabımız. 19. sorumuz. Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikle ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir? A. Özel güvenlik komisyonu. B. İl idare kurulu. C. Hakim. D. Kolluk amiri. D. Belediye meclisi. Evet. Burada da arkadaşlar, özel güvenlik komisyonu tarafından koruma ve güvenlik hizmeti için ne kadar ve özellikle ateşli silah bulundurulabileceği belirlenir. Adana seçeneği doğru cevap. 20. sorumuz yine iki farklı dönemde çıkan bir soru. Arkadaşlar bakın, 91. dönemde ve 68. dönemde çıkan sorular birebir aynısı arkadaşlar. Bakın aşağıdakiler hangisi yangın söndürücü olarak kullanılamaz? Bakın aynı şekilde aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerde biri değildir? A. Su, oksijen, kuru kimyevi toz, kum, toprak, karbondioksit, hidrojenli hidrokarbonlar, kum, toprak, oksijen, karbondioksit. Evet, her ikisinde de arkadaşlar cevabımız oksijendir. Evet, yani birinde Bursa, diğerinde de Denizli seçeneğinde doğru cevap verilmiş. Oksijen yangın söndürücü madde olarak kullanılmaz. Denizli seçeneği ve Bursa seçeneği. 21. soru. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve
benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine ne denir? A. Tekamül, B. irade, C. Kariyer yapma, C. D. Sosyalleşme, E. Tedbirli olma. Evet, tabii ki arkadaşlar sosyalleşme denir. Denizli seçeneği doğru cevap. 22. sorumuz yine sık sık sınavlarda gelen 91. dönem ve 68. dönemde yine çıkan birebir aynısı arkadaşlar. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların oluşturduğu kümeye ne denir? Kalabalık, grup, toplum, izleyici, halk. Evet, aynı amaç, aynı fikir, aynı düşünceleri paylaşan, eylem birliği içinde olanlara ne denir? Bir grup denir, değil mi? Evet, Bursa seçeneği doğru cevabımız. 23. sorumuz, büyük bir özel güvenlik şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi Atilla, aynı şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi Onur'u özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla greve katılmaya davet eder. Özel güvenlik görevlisi Onur için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Özel güvenlik görevlileri greve katılamaz. B. Mesai sonrası katılabilir. C. Mülki amire müracaat ederek katılabilir. D. Emniyetten izin alarak katılabilir. E. Özel güvenlik şirketi yönetiminden izin alarak katılabilir. Tabii ki burada arkadaşlar az önce de grevle ilgili bir soru çözmüştük. Özel güvenlik görevlileri greve katılamaz. Grev hakkı yoktur demiştik. Özel güvenlik görevlileri greve katılamaz. Adana seçeneği doğru cevap. 24. soru, özel güvenlik görevlisi Kerem nokta görevini yerine getirirken aşağıdaki hareket tarzlarından hangisi doğrudur? A. İhtiyacı olduğu zaman noktayı bırakarak ihtiyacını giderip gelebilir. B. Sorumluluk alanı dışı bile olsa suçüstü halinde noktayı terk ederek faili yakalamalıdır. C. İhtiyaç gidermesi gerektiğinde diğer görevlilere haber vererek yerine gelmelerini sağlamalı. Görev yerini boş bırakmamalıdır. D. Kendini geliştirmek ve güncel tutmak için televizyon veya bilgisayar gibi kitle iletişim araçlarını noktada bulundurmalıdır. E. Nokta içerisine ilgisiz şahısları alabilir. Tabii burada dikkat edersek arkadaşlar ihtiyaç gidermesi gerektiğinde diğer görevlilere haber vererek yerine gelmelerini sağlamalı. Görev yerini boş bırakmamalıdır. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi hava yolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir? Hava yolunun tam tıkanması. Nefes alamaz, nefes alabilir, konuşamaz, rengi morarmıştır, acı çeker, ellerini boynuna götürür. Evet, tam tıkanma belirtilerini sormuş. Bakın arkadaşlar, burada bir tanesi tam tıkanma belirtisi değildir. Bakın, nefes alabilir, kısmi tıkanmadır. Evet, konuşabilir, nefes alabilir, derdini anlatabilir, kısmi tıkanmadır. Diğerleri tam tıkanma belirtileridir. Bursa seçeneği doğru cevap. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanala katılarak özel güvenlik 2021 örnek sınav sorularını çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.